Aş Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stellantflesh 2'de Timur Devleti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Urgen şehrini ele geçirmeyi başarmış ve çevresindeki köyleri de güçlendirmiştik. Daha sonra Ukturpan'a Rusların gelişiyle orada da bir savunma yapmıştık. Pusu'yu denemiştik. Pek mantıklı gelmedi hocam bana pusu. Orada direkt otomatik savaşla savunmadayken rahat şekilde kayıpsız yani 10-15 kayıpla halledebilirdik. 400-500 askere açık konuşayım. Ama pusu mantıksız geldi dediğim gibi. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Ben şuradaki Pereyaslav gibi, Ukturpan gibi tam böyle sınırdaki şehirlerimi biraz daha geliştirmeye bakacağım. Çünkü buralara yeni saldırılar yemek istemiyorum. Biraz buraları geliştireceğim. Daha sonra Merv ve Semerkant gibi iki büyük yeri almaya çalışacağız. Semerkant şehir, Merv'de bir kale. Arkadaşlar ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer videolarımızı severek izliyorsanız bu videomuza sarf ettiğim çabanın karşılığı olarak 200 beğeniyi aşmayı ve videomuzu yorumlarla doldurmanızı istiyorum. Ayrıca hızlıca 10.000 aboneye doğru ulaşmamızda payınız olsun istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Semerkant şehri bizim için çok çok önemli. Semerkant bizim için başkent niteliğinde. Şimdi hocam hazır şöyle bir girmişken ben tekrardan bir ordu toplama işlemine başlayayım. 200 binimiz var. Kafa rahat. Şöyle hocam. Birliklerimizi topluyoruz. Deneyimli okçu, tecrübeli mızrakçı. Güzel. Biraz Moğol askeri de alayım. Bunları dediğim gibi bunları kalelere yerleştireceğim. O yüzden almakta pek düşünmüyorum. Yani alıp almamayı pek düşünmüyorum. Direkt alıyoruz. Şimdi Ukturpan'a biraz yerleştirsem mi acaba? Yerleştirelim. Biraz Ukturpan'a yerleştirelim. Şu 5 tane elit kılıçla 39 tane elit okçuyu yerleştirelim. Ukturpan'dan bir ayrılalım. Ukturpan'da beylerimiz hala orada. Onlar orada dinlensin. Onlar orada dinlensin. Biz birazdan o tarafa onları tekrardan harekete geçiririz. Elit mızrakçı, elit kılıç, deneyimli, tecrübeli. Bunları dediğim gibi biraz asker toplayalım. Şehirlere ve kalelere yerleştireceğiz. Market, silah. Bakalım silahlar. Yay falan var. Mızrak. Hocam benim mızrak biraz sanırım paslanmıştı. Bunu da bir değiştirsek iyi olur. Tek elliyi alsak daha iyi olur. Bunu bir değiştirelim. Kafam karışmasın kullanırken. Şimdi Pereyaslav tarafına gideceğim. Biraz da Pereyaslav tarafına bırakacağım. Hatta belki bayağı bırakırım. Onu bilmiyorum. Market satılmak. Şu elimdekini bir satacağım. Biraz da erzak alalım hocam. Hazır gelmişken. Ordumuz geniş olduğu için erzakları biraz fazla almak gerekiyor. Kendi birliklerim var mı? O da yok. O kötü oldu biraz. Abi şöyle atlı elit mızrakçı, atlı elit okçuları verebilirim. Elit okçu, elit Timur birliklerini vermeyeceğim. Elit kılıcı ver. Ondan sonra şunu ver, şunu ver. Atlı tecrübeli ver. Tecrübeli kılıç ustası. Timur askerlerini vermeyeceğim. Moğol askerlerini bırakacağım. Bunları da bırakmak istemiyorum ama bunlar ilk aşamada bırakmam gibi. Şu elit mızrakçı 30 taneyi bırakabilirim. 108 tane birlik ordu orada. Pereyaslav'a bir gir çık yapacağım ki bir yenilensin hocam. Ne var ne yok bir bakalım. Ukturpan'ı güçlendirdik. Ukturpan artık fena bir yer değil. Pereyaslav'ı da güçlendirirsek bizim için çok çok iyi olur. Şehirleri kaleleri alıyoruz ama güçlendirmeyi yapmıyoruz. Bunu da yapmamız gerekiyordu. Şöyle hocam yine baktım yine yok yine yok. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Pereyaslav'a dönmeyeceğim daha da. Dur bakalım. Böyle birlikler bir Urganç'a gelsin. Oradan alt tarafa doğru geçeceğiz muhtemelen. Savaş durumu dedim. Polonya'yla da savaştayım ama Polonya'ya şu anlık dokunmayacağım. Şimdi evet, Selçuklu tamamen Erzurum'u da kaybetti. Selçuklu bitti ya. Selçuklu bitti. Birlik yok ya şaka gibi. Babacım dalga mı geçiyorsun bak. Canımı sıkma benim ya. Canımı sıkma ya. Gel abi bu şeyde Urganç'ta bir toplanalım bakalım. Kale savunmak diyeceğim. Abi Urganç'ta toplanalım.
Oradan bir yerlere geçeceğiz. İnalçuk burada. Evet. İnalçuk niye böyle bir şey yaptın baba? Şimdi İnalçuk'a biraz asker vereceğim. Neyi bu Arzemşah mı? Abi sana atlet okçularımı değil, atlet kılıçların hepsini verirsem ya vermeyeceğim. Niye vereyim abi? Daha mantıklı şekilde kullanabilirim. Hala erken asker bırakmak için. Bunları alıp verebilirim ama. Bunları veririm. Ha, şimdi kendi birliklerimi toplayalım. Ya zaten gittikçe ben sadeleştireceğim. Tamamen kendi Timur ordularımı kullanacağım. Öyle hocam. Bu da tamam. Biraz daha erzak. 67 binimiz kaldı. Dikkatli olmak lazım. Ekip de yorgun. Hazır. Yorgunken şöyle bir ben kamp kuracağım. Bizim birlikler de Urganç'ta bir dinlensin. Şimdi buradan nereye döneceğiz hocam? Onu söyleyelim. Yani oyun beni doğuya itiyor ama ben batıya yönelmem lazım. Çünkü Harzamşahlarla savaştayım. Oyun beni doğuya itiyor. Bekleyeceğiz. Sakin kalalım. Biraz toparlanalım. Ha, buradan Merve ya da Semerkand'a döneceğim. Başkent Semerkand'ı almak için etkisiz olacağını düşünüyorum ama bakalım. Yine de merak ettim. Ha, bu arada toplanalım. Oradan geçeceğiz. Bu arada toplanalım. Semerkand'a döneceğiz hocam. Şöyle bu araya gelmişken hazır buradan da bir asker. Güzel, bayağı var. Bayağı var. Elit okçu, elit kılıççı, tecrübeli, deneyimli. Tamam hocam. Harzamşah askerleri var mı hocam? Onları da toplayalım. Daha önce de toplamıştım. Bunları da kaleye bırakacağım. Takım diyelim. Bunları kaleye bırakacağım dediğim gibi. Şöyle. Tamam. Timur askerleri kaldı değil mi hocam sadece? Güzel. Moğol askerlerini de hemen bırakamayacağım tabi. Ama yavaş yavaş toparlayacağız. Şimdi hocam burada buluşalım diyelim. Kalabalıklar hala kalabalıklar az değiller. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bak, iki tane daha geliyor. Bunları parça parça almak lazım. Daha iki tane daha geldi hocam şöyle. Ya bunları parça parçaya yakaladıktan sonra size sıkıntı vermez. Borca mı düştük? Vallahi borca düştük. Yani elimde Allah'tan biraz şey kaldı da onları sattım da şeyler oldu yani. Biraz da esir vardı onları da satarız olmadı. Sat abi kökünü başına neyse sat. Biraz para tutmam lazım ha. Sıkıntıya gireceğiz yoksa. Yağmacılığı arttıralım da Berta'da biraz yağmacılıktan falan bir şeyler gelir belki. Ya burada yağmacılıktan ne önemli? Beceriler önemli. Hem sizin hem de yoldaşlarınızın becerileri önemli. Şimdi hocam şöyle bir bakalım. Bu araya daha da gelmezler. Biz Semerkand'a yönelsek iyi olur. Ordular son kez Otrar'da bir dinlensin. Bu arada pardon. Bir dinlensin. Aynı şekilde biz de sadece şöyle bir 30 saniye falan bir bekleyelim. Buradan Semerkand'a geçeceğiz. Semerkand'ı ele geçirebilirsek çok çok iyi olur hocam. Bu arada hocam like'ımızı atmadıysak bir like'ımızı atalım. 10.000 aboneye giderken desteğinize ihtiyacım var. Takım dayanıklılığı artıyor. Güzel. Bu arada 1200'e yakın asker var. Bak şöyle bir bekleyelim. Anda orada bir yenilensin. 1200 olacaktır. 1189 oldu. 1193 oldu. 1197 oldu. 1199 oldu ve 1200 oldu mu hocam? 1201 bile olmuş. Güzel. Semerkand için harekete geçiyoruz. Harzamşahlar Semerkand'ı da kaybederse artık bitti diyebiliriz. Lakin Hindistan gibi bir sıkıntımız var. Saldırı diyeceğim. Kur abi kuşatmaları. Kur. Allah'tan bu konuda hızlıyız. Yani mühendisliğimiz 100.
Hulan'dan dolayı. Yani Hulan bir gitse var ya biz paramparçayız ha. Onu da söyleyeyim yani. Girsin abi içeri sıkıntı yok. Sadece bir Lord girdi sıkıntı yok. 33 binimiz var. Tam böyle Semerkand'ı aldın. Yine hazineyi böyle genişlettin. 1300-1400 askere karşı 177 kişi rahat şekilde alacağımız bir savaş. Timur Devleti'nin başkenti Semerkand'ı alabilmek için hocam Harzemşahlara şu anda girişimizi yaptık. Haydi Bismillah diyelim. Savaşa başlayalım. İlk atış benden olsun. İlk ölüm benden olsun bakalım. Öyle aldım gibi onu artık. Evet. Orada bir deneyimli okçuyu aldım. Ordularımız erkenden önden gidebilir. Ben Urgenc'i alırken nerede hata yaptım hocam biliyorsunuz mu? Bak Balasagun'da o hatayı yapmadım. Biraz daha askerleri geriye çektim. Önden şeyler gitsin dedim. Hani kuşatma aletleri gitsin. Askerler önden gidince sıkıntıya girdik. Mancınıklar da bayağı sağlamdı. Tam böyle bizim boşluğumuzdan yakaladılar bizi. Fena avladılar. Öyle bir sıkıntımız oldu. Evet burada da mancınıklar sağlam. Belki burada da kayıp verebiliriz. Yani şehir sonucu olarak şehri küçümsememek lazım. 24 seviyeyi de bir yandan yarıladım. Güzel oradaki elemanı da ben aldım. Pardon hocam. Seste bir sıkıntı var. Sesi bir düzelttik. Fark ettiyseniz mancınıklarla sizi kayıp verdik bayağı. Mancınıklarla da şu kale kapısını erkenden yıkabilirsek hocam haydi. Şehirlerin kapıları bayağı sağlam oluyor hocam ama yıkmayı başardık. Haydi girelim. Mızrağımı da yenilemiştim. Haydi hocam. Bağırışmaları duyuyorum ha. Ya hak diyelim. Yavaştan. Yavaştan burayı alabilmek için. Her oradan çıkıyor ama ben burayı tercih edeceğim. Açık alan. Takviye birlikleri muhtemelen buradan gelecek. Gel bakalım babuşum. Vuramadım, vuramadım. Kötü başladım. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Mızrak için erken. Önce bir yayla bir etraf kolaçan edeceğiz. Sakin sakin. Ha, şu an geldiler mesela. Şu an tam mızrak kullanımına açık bir alan. Mızrağımı değiştirdiğim için biraz mesafe kısalınca tabii ben de yeni yeni ayak uyduracağım. Şöyle aldım. Güzel. Haydi hocam. Bu bizim askerimiz değil mi lan? Ha o muhtemelen bir lord. Tamam. Ya benim askerim ve Timur ordularına benziyordu. Bir an kafam karıştı lan. Bu mızrağı kullanmakta bir tık zorlanıyorum gibi. Bir tık zorlanıyorum gibi hocam. Ama halledeceğiz. Sıkıntı yok. Hasarı az. Bunun sebebi de muhtemelen mızrak kullanımında kendimi geliştirmedim. Gittim liderliğe falan verdim ya en son. Ondan dolayı. Bundan sonraki aldığım seviyede benim mızrağı vermem lazım. Ondan sonra savaşta neredeyse 2-3 kat daha etkili olurum diye düşünüyorum hocam. Şunu da alabilirsek iyi olur. Bismillah. 118, 119 falan çok az. Hasarlarımız çok az. Şuna bir de aldığımız hasar yüksek oluyor. Yaya atışında %7 yemem biraz saçma geliyor bana. Böyle hocam artık bu savaşı da ele aldık gibi. Son 160-170 kişi kaldı. Bunları da hızlıca hallederiz. Şöyle hocam vurmaya, kırmaya devam ediyoruz. Şöyle hızlıca. Hadi hocam. Gel buraya bir destek geldi. Abi sağ taraf yemyeşil. Allah'ım nazarlardan korusun ya. Çok iyiyiz, çok iyi. Devam. Yani şu an Semerkand'ı böyle vura kıraldık ya. Tam böyle bir başkendi. Tam başkenti almaya yakıştık. Bunu söyleyebilirim. Yani bu mücadele bu şehrin başkenti olması için yakışır bir mücadele.
Şöyle hocam, yalnız şu 11'in 12'nin üstünde hasar verebilirsen senden de yiğidi yok. Artık onları da yapabilmen lazım. Başka var mı la burada arkamda falan? Ya hak. Of of, tek attım ha. 15. 11. Şöyle hocam. Ya ileri geri yapıyorum ki hasarım yükselsin ama değişmiyor. Güzel. Savaşlarda da aslında seviyem hızlı artıyor ha. Bu asker sayısı bir sanırım yani. Bu kadar hızlı ölümler gerçekleşiyor ki bazen donmalar yaşıyoruz hocam. Bu tarafı hallettik mi? Çoğu burada muhtemelen, çünkü çoğu buraya döndü bizimkilerin. Geri arkaya dönenler var. Ha, selamun aleyküm hocam. Selamun aleyküm baba. Oy, nasıl vurdu la eleman, görüyor musun? Deneyimli ha. Deneyimli bir vurdu, yarıya düştü can. Bu mol şeyi de sağlam mı ya acaba? Onu da deneyeceğim hocam. Onu da deneyeceğim. Normal bu savaşlarda belki etkili olabilir. Bu savaşlarda etkili olabilir. Ama kargo vuruşlarında elimdeki daha iyi. Bunda kargo vuruşu yapılabilir. Yanlış bilmiyorsam tek elli sadece bununla yapılabiliyordu. Normalde iki elli kargo vuruşlarıyla yap, iki elli mızrakla yapılır kargo vuruşu, ama tek elli bununla da yapılabiliyor. Son 19 kişi artık. Balasagun, Urgenç. Oraları hallettik. Dayanıklılık sıfırlandı hocam artık. Balasagun, Urgenç. Oraları hallettik. Sırada Semerkant vardı. Ve burayı da Emir Timur önderliğinde almayı başardık. Son artık bir kişi, onu da muhtemelen kuytu köşede bir yerde bir elemanımız alacak dediğim anda bu savaşı da kazanıyoruz. Ve başkent Semerkant artık kim oluyor? 80 kayıp normal. Ben fazla gibi, biraz fazla gibi. Sargı yaralarını geliştirebilirdim. Ameliyat ve sargı yaraları buralarda etkili oluyor. Hemen bir bakalım. Sargı yaraları, sargı yaralarını da geliştirmemiz lazım. Hocam benim birliğim full elit ya. O açıdan çok hoşuma gidiyor. Şimdi savunmak, hala neyi savunuyoruz baba biz burada? Orada ufak bir sıkıntı var. Ben de şunu alayım ya, yoldan geçerken şöyle bir iki tane kulağının köküne atayım. Tamam. Güzel hocam. Şimdi bu ara tarafına döneceğim. İnalçuk da canlandı, geldi. Güzel. Ha, bu ara tarafına döneceğim. Elimdekileri sattım. Bayağı iyi para etti. 64'de bu yay alınabilir. Dövüş silahları, bu mızrak alınabilir gibi de, alınmayabilir gibi de. Erzakları biraz alalım. Abi asker lazım, asker. Burada yok. Burada da yok. Tamam. Sıkıntı yok. Ya burada önemli bir bug'a girdi. Savaş bitsin de. Güzel. Oo hoca, yoruyorsun ama ha. Vallahi bazen yoruyorsun bizi be. Toplan. Toplan abi, durmayalım. Zaten agresif dış politika yemeği yiyoruz. Bari biraz savaşalım. Güzel hocam, burayı da ele geçirmeyi başardık. Çok iyi. Şimdi ordulara bir emir verelim. Burada kalsınlar. Bir müddet burada kalsınlar. Sayıları artsın. Alaaddin Muhammed de Semerkant'a geçse iyi olur. Evet, bir an şuna baktım ama hani acaba saldıracak mı diye, atma falan başlatacak mı diye baktım. O da Merve döndü. Güzel hocam, şu an mevcut duruma baktığımızda arada kaynayan birkaç köy var ama onun dışında Timur Devleti sınırları muazzam duruyor. Moğollardan falan filan, Eyyubilerden buraları, eşkıyalar tekrardan bunlardan aldığında biz de bunlardan tekrardan alırız.
Benim şimdiye kadar Tebriz limanını da almam gerekiyordu, açık konuşmam gerekirse. Şu köyü ve Erzurum'u almam gerekiyordu. Yavaştan şurayı da bağlamam gerekiyordu. Ama orada biraz eksik kaldık. Orada biraz eksik kaldık. Yine de sıkıntı yok. Son olarak Merv'i almak için ordularıma emri vereceğim. Şöyle bir toplanalım. Timur orduları, 1000 kişilik ordu. Artık 1000'i de aşkın bir ordu olduk. Ve şu anda yine saldırmaya başladık. Kamp dağıtımı yapılıyor. Merv'i de ele geçirelim. Ardından biraz kaleleri, şehirleri güçlendirmeye çalışacağım. Asker sayılarını arttıracağım. Bak mesela bu taraftayım ben. Ta Pereyaslav'a mesela biri saldırsa ben oraya gidene kadar orayı idare edecek bir asker sayısı olması lazım. Ayrıca yani şu şekilde geçerli. Ben Pereyaslav tarafındayken Buhara, Otrar gibi yerlerin de biraz fazla asker bulunması lazım ki buralarda. Kayıp vermeyelim, fazla kayıp vermeyelim. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi bu savaşı otomatik şekilde alırız. Kaleyi rahat şekilde alırız. Aldık da Merv'i ele geçirdik. Sınırlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Şöyle hocam, buradaki askerleri toplayacağım. Ve olduğu gibi buraya yerleştireceğim. Şöyle Merve tekrardan girelim. Şu, evet, Harzamşah askerlerini yerleştirdim. Orada seviye alanlar var. Kulanı hemen biraz yükseltsek iyi olur gibi. Kulanda neyi arttıralım? Kulanda neyi arttıralım? Kulanda da yağmacılığı arttıralım ki. Tamam hocam. Kulanda da yağmacılığı arttırdık. Bak burası 173'lü 213 oldu. Böyle düşüneceğiz hocam. Yağmacılığımız ne kadar artarsa bizim için o kadar fazla ganimet demek. Şimdi hocam ben buradan kendi birliklerimi de toplayabilirsem iyi olur diyecektim. Hemen buradan da toplayalım. Birliklerimiz, kendi ordularımız, Timur orduları. Güzel. 53 binimiz var. Hocam bunlar Merv'de bir dursun. Bunlar Merv'de bir dursun. Ben o esnada Buhara'ya falan gideceğim. Şöyle birkaç şehre, kaleye gireceğim. Bu arada asker var mı baba? Bu arada asker yok. Otrar'a gidelim. Ben normalde böyle olunca gir çık yapıyorum abi. Kaleye girip çıktığımda hemen askerler yenilenmiş oluyor. Şu elit mızrakçıları alalım. Böyle seviye alanlara seviyelerini verdim. Hocam umarım Timur orduları vardır. Çok iyi. Bayağı da var. Atlı deneyimli, atlı elit, atlı elit okçu. Çok iyisin abi. Para yine azaldı değil mi? Bunu fark ettim. Bunu bir fark ettim. Şöyle hocam, şunları yerleştirelim. Abi 82 binimiz var. Otrar'da 63 asker var. Semerkant'ta Alaaddin Muhammed hala öyle duruyor. Ya da bug'a girdi. Ben yanlış görüyorum. Şimdi hocam buraya da asker yerleştirsem güzel olacak. Atlı elit okçuları yerleştirsem mi diye düşünüyorum bir yandan. Ama bekleyeceğim. Onlar şu an ordunun bel kemiği gibi ya. Atlı birlikleri av vermek biraz mantıksız olur. Şu köyü alacağım. Benim için şey olsun. Maksat ganimet olsun. Şöyle hocam bu köyde salaklık işte abi. Görüyor musun bak? Ganimeti almayı unuttum ya. Böyle bir şey olamaz. İnanılır gibi değil. İnanılmaz bir hata. Sağlığa verelim. Burada yağmacılığı falan da hallettik Berta'da. Sağlığını arttıralım. Yani boşuna aldık gibi ya. Köy daha lazım sanırım. Yorgun. Abi para lazım, para. Şöyle mevcut haritaya baktığımızda Ukturpan'dan Merve kadar uzanan büyük bir toprak parçasına sahibiz hocam. Şu anda bu bölümü burada noktalandırmayalım abi. Ben dediğim gibi biraz asker toplayayım. Kasaba meyhane gir çık yapalım abi. Bir şekilde belimizi doğrulturuz ya. Öyle hocam bir gir çık yapacağım.
Tamam. Ya zora düştüğünüzde siz de bunu yapabilirsiniz hocam. Hatırlatma. Hadi bakalım. Evet, ordular da bu arada uzun süre içeride kaldı ha. Merv'de tekrardan bir toplansınlar onlar. Güzel bak, burada yeni birlikler çıktı. Deneyimliği var. Elit mızrakçı, elit okçuyu var. Takım diyelim. Buraya yerleştirelim. Tamam. Kim orduları var mı? Çok iyisin. Abi 74 binimiz var. Yani benim ordu da bayağı para ediyor ya. Oha, savunma da sağlam. Ordu bayağı para ediyor ya. Benimki çok yiyor ya. Bak 1990 yiyor. Ben diyorum bu para niye birikmiyor ya? Nasıl biriksin? Tamam hocam, bu şimdilik yeterli. Abi şöyle yapabiliriz. Semerkant'a da bir bakalım. Semerkant'tan da biraz toplarsak, 300'ü bulsak yeterli gibi. Şöyle hocam, burada bayağı asker var ama para yok hocam ya. Para şimdi, Timur askerleri pahalı. Kendi askerlerim pahalı. Ama yerli üretim benimki daha ucuz olması lazım. Benimki daha pahalı. Şimdi bunları bırakacağım. Timur askerleri alsam iyi olur da. Yani para sıkıntı. O biraz kafama takılıyor. Esir falan yok. Erzak falan hiçbir şey yok sanırım. Satacak bir şey de yok. Şöyle yaparız. Şey var mı? Asker var mı? Baktım mı bilmiyorum. Teste de sıkıntı var bugün. Tamam, asker de yok. Şimdi hocam 289 33.000'de kalsın bence. Bugünü burada yavaştan noktalandırırız. Şöyle hocam, burada da sanırım asker falan yok. İlginç. Takım kamp avlanma diyelim. Şu anda çoğu devlette savaştayız. Moğollar da en son savaş ilan etti. Kayıtta ben ufak bir sıkıntı yaşadım. Tam o arada savaş ilan etti. Moğol İmparatorluğunu da yazdık bir kenara. Mecbur savaşacağız. Yani abi tüm devletler doğuda. Ben batıda, batıyla savaşmam lazım ama tüm devletler doğuda. Moğollar, Harzemşahlar, Hindistan, Rusya, hepsi doğuda yani. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şuraları sağlam aldık dediğim gibi. Şurada yürümeye çalışacağız bir şekil. Bir sonraki bölümde Herat ve şu iki köy, işte Zaranj, Isfahan, Şiraz. Yani bir anda böyle bir 5-6 kale alabilirim. Öyle şeylerim var. Öyle terbiyesizliklerim var hocam. Açık konuşayım. Umarım zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Like atarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.